أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطر من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا حكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti siz kıymetli, değerli izleyenlerin üzerine olsun efendim. Bugün Şaban'ın 15. gecesi, bugün Beraat Kandili, bu günü en güzel şekilde ihya etmek adına karşınızdayız efendim. Bu gece Beraat gecesi, bu gece kurtuluş gecesi, bu gece ihya etme gecesi, bu gece isteme gecesi, bu gece dilenme gecesi, Allah'tan dileme gecesi. İnşallah sabaha kadar biz Rabbimize yalvaracağız, yakaracağız, isteyeceğiz, dileneceğiz Allah'tan. İnşallah Rabbimiz bizim dualarımızı kabul edecek. Evet kıymetli izleyenler, programa başlarken Hafız Bedirhan Akgül kardeşimizin sesinden o güzelim tilaveti dinledik. Rabbimizin kelamıyla başladık. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Programımız iki bölüm halinde olacak. İkinci bölümde Bedirhan kardeşimiz gene bizlerle birlikte olacak inşallah. Bu geceyi ihya etme adına çok kıymetli bir konuğumuz şu anda yanımızda. İttihadül Ülema Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Altun hocam ile birlikteyiz. İnşallah bu geceyi konuşacağız. Bu gecenin bilinenleri, bilinmeyenleri, özellikleri, bize kazandırması gerekenleri ne varsa çok güzel bir şekilde irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz, konuşacağız. Hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Eyvallah. Bizi kırmadınız buraya kadar geldiniz hocam. Allah razı olsun inşallah. Çok sağ olun. Eyvallah hocam. Allah sizden razı olsun inşallah. Bu gece kurtuluş gecesi dedik hocam. İnşallah Rabbim bizim kurtuluşumuza vesile kılar diyoruz ve o şekilde hemen başlıyoruz. Beraat gecesi. Bizim hayatımızda önemli yer tutan gecelerden bir gece. Bu geceyi biraz anlatır mısınız hocam? Beraat gecesi nedir? Evet. Öncelikle şu anda ekranları başında bizleri seyreden bütün Müslümanların Beraat gecesini tebrik ediyoruz. Rabbim hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Ve inşallah bugün beraatı yazılanlardan bizleri eylemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah ya Rabbi. En güzel vakit Allah'ın konuşulduğu vakittir. Bundan kuşku yoktur.
Allah'ın anlatıldığı zamanlar, zamanların en kıymetlidir. Allah'ın bahsi nereden, nerede yapılırsa orası mübarektir, orası merhamet olunan bir mekandır. Ancak Cenab-ı Allah biz insanlara sonsuz fırsatlar sunarak adeta cennete gitmemiz için en ufak şeyleri de önümüze serip, bahaneler arayıp bizi affetmesi için, bizi nimetleriyle buluşturması için eşsiz imkanlar, günler, aylar, geceler sunmaktadır. Aslında alıp verdiğimiz her nefes de bunun bir göstergesidir Cenab-ı Allah. Tabii ki bazı zamanlar bazı zamanlardan daha üstündür. Bu üstünlük de Allah tarafından verilen bir üstünlüktür. Allah'ın değer verdiğiyle değer bulan bazı zamanlar vardır. Berat gecemiz de, Berat gecesi de bu gecelerden, Allah'ın kıymet verdiği gecelerden bir gece olarak biz biliyoruz. Şimdi kıymetini nereden alıyor, neden Berat gecesi olduğu konusunda da şimdi bizler Kur'an'ın zikredildiği, Kur'an'ın isminin geçtiği her yerin mutlaka Allah tarafından mübarek kılındığını görüyoruz. Yani Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı getirmekle büyük meleklerden oldu, büyük şerefe nail oldu. Sevgili Peygamberimiz Kur'an'la Hatemül Enbiya oldu, peygamberlerin reisi oldu. Mekke şehirlerin anası diye zikredilirken Kur'an'la şeref buldu. Kadir gecesi Kur'an'la anıldığı için kıymet buldu. Ramazan ayı Kur'an'ın kendisinde indirildiği ay olduğu için ayların sultanı oldu. Berat gecesi de Kur'an'dan nasibini almış ve Kur'an'la şeref bulan bir gece olarak biz rivayetlerden bunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah levh-i mahfuzdan yeryüzü semasını Kur'an'ı bir bütün olarak indirdiği gece olarak biliyoruz. Dolayısıyla aslında yeryüzünün bütün mahlukların, insanların gündemini oluşturan, kıymet ve değer veren Rabbimizin biricik kitabı Kur'an-ı Kerim olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden bu gece Cenab-ı Allah'ın Duhan suresi birden başlayıp 3. ayete kadar ki ayetlerde belirttiği gibi bu ayet bu geceye onu Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede indirdiğini ve çok müfessirlerin de bu gecenin Berat gecesi olduğu konusunda görüşte rivayetler dile getirmişler. Fakat ben bir şey sormak istiyorum hocam, özellikle Müslümanlar arasında böyle bir durum da var, bir ikilem de var. Yani işte bu ayette birlikte sanki Kadir gecesi de nasiplenmiş, sanki Kadir gecesinden söz ediliyor gibi. Onunla ilgili müfessirlerin bir yorumu var değil mi? Bir yani şey var, açıklamaları var. Birçok müfessir doğrudur. Bazı müfessirler de bunun Kadir gecesi olduğuna işaret ettiğini söyleyenler de var. Ama Cenab-ı Allah Kadir suresinde bizatihi Kadir gecesinin ismini zikrederek ona bir ayrıcalık, yani özel bir yer ayırmıştır. Tabii müfessirlerimiz, hani büyüklerimiz bu konuda sevgili peygamberimizden de rivayet edilen hadislerden yola çıkarak bu görüşleri önümüze sermişler. Biz bunu böyle kabul edeceğiz. Mübarek bir gece olduğunu kabul edeceğiz. Rabbimizin bize bir ikramı olduğunu kabul edeceğiz. Biz her iki rivayeti de biz doğru olarak kabul edeceğiz. Kadir gecesi de elbette Rabbimiz Kadir suresinde bizatihi Kadir suresinin ismini zikrederek ona dikkatleri çekmiştir. Ama müfessirlerimiz de Duhan suresindeki inne enzelnahu fi leyletin mübareketin ilahiril ayet, biz onu çok mübarek bir gecede indirdik ayetiyle de Berat gecesine işaret ettiğini söylüyorlar. Büyük bir alimin bir kitabını okudum hocam. Yani bunu biraz önce kullandığım kelime ondan dolayı söyledim. Yani Berat gecesinde Lef-i Mahfuz'dan iniyor. Bir bütün olarak. Evet, bir bütün olarak iniyor değil mi? Ben yanlış değilim inşallah. Kadir gecesinde de Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselama nazil oluyor. Yani peyderpey. İnzal ile tenzil. Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak
inzal olunmuştur. Yeryüzü semasına Allahu Teala indirmiştir. Kadir gecesinde de tenzilen, yani peyderpey, parça parça, ayet ayet, süre süre sevgili peygamberimize gelmiştir. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Şimdi bu Berat gecesiyle ilgili, hani doğrusu biz Rabbimize bizi yaklaştıran, Rabbimizi gündemimize taşıyan ve bizi gerçekten farklı atmosferlere götüren her gece bizim için mübarektir. Aslında Cenab-ı Allah bazen insanları uykudan uyandırmak, gafletten uyandırmak, dikkatleri asıl kadri yüce olan, kıymeti büyük olan değerlere çekmek istiyor dikkatlerimizi. Bunun için de zaman zaman Ramazan'dan bahseder, Kadir Gecesi'nden bahseder, Kur'an'dan bahseder, Peygamber'den bahseder. Bizi elimizden tutup sürelerle bizi cennetlere götürür. Cehennemin dehşetli azaplarından bizleri gezdirmek suretiyle aslında önümüzdeki menzilleri bir bir tanıma fırsatını bize sunuyor. Biz Berat Gecesi gibi gecelerde aslında bir ibadet seferberliği, bir arınma seferberliği, bir temizlenme, Allah'a yaklaşma seferberliği içine girip aslında dünyanın bile o yoğun, bunaltıcı atmosferinden ibadet atmosferine, kulluk atmosferine yükselmemiz için bu tür imkanları bize sunuyor. Biz bu imkanlarımızı elbette en iyi şekilde değerlendirmenin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde çok çetin menziller var. Bir de dünyanın bize bulaştırdığı, belimizi büktüğü, kalbimizi kararttığı çok günahlarımız var. Şimdi genel af mahiyetinde Cenab-ı Allah'ın genel afları var. Kullarını açık bir çağrı var. Yani siz Rabbinize dönün, Rabbinizi tanıyın, Rabbinizi zikredin, Rabbinizi anın. Ben sizin bütün günahlarınızdan vazgeçerim diyor. Mesela biz Zümer suresindeki müjde ayeti diyoruz. Ben şahsen hani müfessirlerin çoğu da bunu söylüyor. İnsan o ayeti okuyunca insan Rabbimizi çok daha seviyor. Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu. Ne diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Estaizu Billah? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا diyor. اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey peygamberim diyor, nefislerini günahlarla kirleten kullarıma söyle, onlara duyur. Bu duyurumu duymayan kalmasın tarzında. Yani şu anda var olan bütün Müslümanlara evet, duyur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize sesleniyor. Ey peygamberim anlat diyor kullarıma, hele hele ben günah bataklığına girmişim, artık kurtulmam mümkün değildir. Ben tövbe değilsem boştur, ben çok günah işlemişim diyen kullarıma söyle. وَلَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler diyor. Yeter ki siz dönün diyor. Allah o kadar büyüktür ki, o kadar merhameti geniş ki, sizin günahlarınız Allah'ın merhametinde bir hiçtir diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا diyor. Allah bütün günahlarınızı affeder diyor. Ne kadar güzel ya Rabbi. اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü o gafurdur, rahimdir. Zaten affetmek onun şanındandır, onun büyüklüğündendir. Affetmeyi seven bir Rabbimiz var. Ama ayetin hemen devamında gelen ayetse bize yol gösteriyor bu sefer. Tamam, Rabbimizden açık bir çağrı var. Büyük bir davet var kullarına. Hele hele günah bataklığına girmiş, yolunu şaşırmış, şöyle veya böyle saptırılmış ya da unutturulmuş, gaflete sürüklenmiş, hayatından çıkar yol bulmaya çalışan, çaresiz dolaşan kullarına diyor ki, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ben Rabbiniz olarak size sesleniyorum. Siz yeter ki Rabbinize dönün. Allah'ın merhameti bütün günahlarınızı silmeye, temizlemeye kafidir diyor. Ama ayetin diğer, bundan sonraki ayette ise, Estaizu billah, وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ O zaman sizler de Rabbinize dönün diyor. Kaçmayın. Rabbinizden gizlenmeyin. Yerinizi terk etmeyin. Firar etmeyin. Rabbinize dönün. Sizi yaratan, terbiye eden Rabbinize dönün. وَاَسْلِمُوا لَهُ Ona teslim olun. Sizin için en emniyetli yer, en güvenilir yer Rabbinize dönmektir. Şimdi bu tür gecelerde bu duyuruların, bu ilahi fermanların, bu ilahi müjdelerin kıymeti çok daha iyi anlaşılıyor. Şu anda Allah'a dönme gecesi olarak kabul ediyoruz. Biz bir yıl boyunca
şöyle veya böyle ihmal ettiklerimiz, yanlış yaptıklarımız, günü işledi bilerek yaptıklarımızın kirinden, onların o bize olan sıkıntılarından kurtulmamız için alın buyurun Rabbimizin bize bir daveti var. Yani hocam bu bir reçete gibi oldu. Yani biz hastayız, tamamen günah bataklığına batmış, bilerek veya bilmeyerek, fikren, amelen, istemeyerek dahi olsa bir günah bataklığına batmışız ve Allah-u Teala bize bir reçete veriyor. Ümidinizi kesmeyin ve Allah'a dönün. Ben sizi affedeceğim. Ama gerçekten büyük bir kurtuluştur, büyük bir müjdedir. Yani ismi de tam üstünde. Müjde ayeti gerçekten. Yani hakikaten çok muhteşemdir. Allah bizleri çok seviyor sanki hocam. Yani değil mi? Allah kullarını hem seviyor hem de kendisini de sevmeleri için kullarına ikramlarda bulunuyor. Hem çok seviyor, sevdiğini de ispat etmek için sayısız nimetleri önümüze seriyor. Mesela bu ayete biz baktığımızda demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu biz küssek de, biz yolumuzu şaşırtsak da, yanlışlara düşsek de, döndüğümüzde bizi kucaklayan, bize kapılarını açan, bizi bağışlayan, bize merhamet eden, bizi günahlarımızla değil rahmetiyle muamele eden bir Rabbimiz vardır. Ve enibu ila rabbikum diyor. Aslında buradaki hitap çok çok tatlı bir hitaptır. Rabbinize diyor, sahibinize, sizi yaratan, sizi nimetlerle en güzel bir şekilde terbiye eden, yaşatan ve sürekli de saadete, selamete davet eden Rabbinize dönün ve eslimu leh. Ona teslim olun diyor. Min kabli en ye'etikum el-azabe sümme la tunsarun. Ansızın üzerinize azap gelmeden ve kimsenin de size yardım etmeyeceği o an gelmeden önce Rabbinize teslim olun, ona dönün, kaçmayın, firar etmeyin. Rabbiniz size kapılarını kapatmamıştır. Rabbiniz sizi davet ediyor. Biz bu çağrılara, bu çağrıları, bu hitapları cevapsız bırakmamamız gerekiyor. Madem Rabbimiz bize sesleniyorsa, o zaman biz de var gücümüzle o bize kucak açan, kapılarını açan Rabbimize o inabe eylemini gerçekleştirmekle mükellefiz. Gerçekleştirdiğimizde ise Rabbimizi affedici olarak, mağfiret edici olarak, merhamet edici olarak göreceğimiz muhakkaktır. Yani gerçi bütün günlerimizi, bütün gecelerimizi bizim bu şekilde ihya etmemiz lazım ancak yılda bir sefer dahi olsa insanların kendini bir hesaba çekmesi gerekiyor değil mi? Sanki büyük şirketler veya orta ölçekli şirketler fark etmeksizin yılda bir sefer bir bilanço düzenlerler. Bu şirketler girdilerini, çıktılarını, gelirlerini, giderlerini ne varsa hepsini alırlar. Bir hesap dahilinde bilançoya eklerler. Bir yıllık hesabını yaparlar. Bir yıllık bütçe ayırırlar veya bir yıllık kesinti yaparlar veya belirli bir tedbir yönüne doğru giderler. İnsanlar da sanki bu şekilde, yani böyle bir gecede, böyle bir mübarek gecede, Allah-u Teala'nın Müslümanlara hediye ettiği böyle bir günde, yani insanlar da kendilerini bir hesaba çekip bir bilançolarını çıkarmaları lazım. Ne yaptılar, ne yapacaklar, nasıl bir hesap içine girecekler, evet. Değil mi hocam? Sanki hocam biz bir Ulu Cami'ye bir bağlanalım hocam müsaadeniz varsa buyurun. Hemen devam edeceğiz. Buyurun. Şu anda Ulu Cami'de de bir etkinlik var, Mevlüt etkinliği. Orada biraz görüntüler var. Biz onları bir dinleyelim, bir izleyelim. Ondan sonra kaldığımız İnşallah. Yerden devam edelim. İnşallah. Evet. Yeah.
Allah razı olsun. Fatiha. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Evet kıymetli izleyenler, Diyarbakır Ulu Camii'nde etkinlik vardı. Beraat gecesi dolayısıyla Mevlid de okundu. Gerçekten güzeldi. Doğrusu o atmosferi yaşamak lazım. Canlı canlı o caminin içinde olup o duyguyu içinde hissetmek lazım. Evet kıymetli izleyenler, devam ediyoruz ve stüdyo konuğumuz şu anda yani yanımızda İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Altun Hocam. Beraat gecesini konuşuyoruz ve kaldığımız yerden de inşallah devam edeceğiz dedik. Şimdi bu görüntüden önce hocam, yani dedik yani insanlar yılda bir sefer dahi olsa en az
Gerçi bütün günler bunu yapmaları lazım. Yani kendilerini hesaba çekmeleri lazım. Ne yaptık, ne yapmadık, geride ne bıraktık, ileriye ne götüreceğiz ameli olarak. Fakat bunu yapamıyorsak dahi en azından Allah'ın müjde olarak verdiği böyle güzel gecelerde bizim bunu yapmamız lazım. Değil mi hocam? Yani bu hesabı yapmamız lazım. Yapmasak büyük bir ziyanda olacağız, büyük bir zararda olacağız hocam. Evet. Buyurun. Şimdi hocam, dünya kendisi zaten bir ticarethanedir aslında. Ahiret, cennet dünyada kazanılıyor ya da kaybediliyor. Onun için dünyevi şirketlerde dahi bu muhasebe yapılırken, kar mı ettik, zarar mı ettik, nerede yanlış yaptık, eksiklerimiz nelerdi ve bundan sonraki yılda bizim çalışma prensiplerimiz, sistemimiz nasıl olmalıdır diye bir yol çiziliyor. Ahirete yolcu olan bizler de aslında yılda bir kere, ki biz kendi muhasebemizi yapmamız lazım ve Cenab-ı Allah da, ki rivayetlerin yani rivayetlerin çoğu şuna işaret ediyor. Kadir gecesi, yani Berat gecesinde Allah-u Teala işte ölecek olanların, doğacak olanların, fakir olacak olanların, zengin olacak olanların vesaire. Bütün bunları mahlukun mukadderatının çizildiği bir gece olarak tarif ediliyorlar. Zaten Duhan suresinde de her işin hikmetli, her işin kendisinde yapıldığı gece olarak tarif ediyor. Ve bazı müfessirlerimiz Berat gecesinden başlayıp Kadir gecesine kadar o hikmetli işlerin devam ettiğini, Kadir gecesine noktanın konulduğunu artık. Yani bir yıllık bir mukadderatın çizildiği, tanzim edildiği, taksim edildiği bir süreçten bahsediyorlar. Yani dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak Allah'a inanan, Allah'ı Rab olarak kabul eden, Kur'an'ı kitap olarak, Hazreti Peygamber'i peygamber olarak kabul eden bizler de biz sürekli yıllık muhasebemizi yapmak zorundayız. Cenab-ı Allah bak yapıyor. Diyor ki ölecek olanların listesini Ezrail Aleyhisselam'a veriliyor. Diyor rızıkların taksim listesini Mikail Aleyhisselam'a diyor veriliyor. Savaşların, şunların, bunların listesini Cebrail Aleyhisselam'a veriyor vesaire. Yani herkes, Allah-u Teala o taksimi, o tanzimi zaten bu gecede yapıyor. Ne için yapıyor? Çünkü Allah düzenli çalışmayı, muhasebe içerisinde işleri yürütmenin de aslında bir nevi yolunu bize gösteriyor. Biz de yıllık olarak kendimizi gözden geçirmemiz lazımdır. Yanlışlarımızı tespit etmemiz lazımdır. İhmal ettiklerimizi tespit etmemiz lazım ki geleceğe yapacağımız yatırımı ya da atacağımız adımları hem yerinde atmış olalım, hem de gelecekle ilgili yatırımlarımızın hedefini bulması gerekiyor. Şimdi Berat gecesi aslında 3 aylı Recep ve Şaban ayları Ramazan ayına hazırlıktır aslında. Aslında buradan başlamak lazımdır. 3-2 aylık bir arınma, bir hazırlık, bir temizleme, bir gıda depolama ve muhteşem aya hoş geldin deme. Kendimizi manen o aya hazırlama aylarıdır, 3 aylar dediğimiz. Yani Recep ile Şaban, Ramazan'a hazırlık ayları olarak biz kabul ediyoruz. Hani nasıl ki namaz kılmak için abdest şartsa, abdestsiz namaz kılınamıyorsa, namazdan feyiz almak için, namazdan istifade etmek için abdest şartsa, Recep ve Şaban'ın da Ramazan'a iyi bir hazırlık süreci olarak geçirmemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda bu gecelerin, bu vakitlerin, bu Allah tarafından bereketi çoğaltılmış, merhametiyle kuşatılmış olan bu geceleri iyi bir fırsata, iyi bir kara dönüştürmemiz gerekiyor. Ki hadislerde vardır, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Berat gecesinde güneş battıktan güneş doğuncaya kadar yeryüzü semasına indiğini ve kullarına şöyle seslendiği rivayet ediliyor. Yani yok mudur benden rızık isteyene ben rızık vereyim, şifa isteyene ben şifa vereyim, selamet isteyene ben selamet vereyim, sıkıntısı olup da sıkıntısını gidereyim. Rabbimiz Celle Celaluhu insanların ruhlarına bu şekilde bir seslenişi vardır. Ve güneş doğuncaya kadar bu halin devam ettiğini rivayetlerde geçiyor. Biz bunu
iyi değerlendirmemiz lazımdır. Yani şöyle de diyebiliriz Sıdam değil mi? Yani insanoğlu olarak bizler, daha doğrusu Müslümanlar olarak bizler, kulluk bilincinin farkına vararak Allah'ın ubudiyetini kabul edip içimize, yüreğimize, kalbimize, aklımıza yerleştirip o şekilde davranmamız lazım. Yani bir kere o kulluk bilincinin bizi bir farkına varmamız lazım. Aynen. Kulluk nasıl olur? Allah bizden ne istiyor? Nasıl davranmamızı istiyor? Nasıl yaşamamızı istiyor? Nasıl düşünmemizi istiyor? Nasıl muamele etmemizi istiyor? Yani o kulluk bilincini biz bir iyice bir öğrenmemiz lazım değil mi? Yani evet. Bu konuda yanlış değilim muhtemelen. Yani şimdi yaratılış, yani bizi yaratan Allah'tır. Yaratan kul olarak yaratmış. Kul demek sahibini tanımak demektir. Onun çizdiği istikamette yürümek demektir. Onu hayatına karıştırmak demektir. Ona sorarak hayatını yaşamak demektir. Kulluk bilinci çok önemlidir. Aslında biz kulluk bilincine vardığımızda bizim bütün döküntü dediğimiz her şeyimiz toparlanır aslında. Kulluk çok önemlidir. Kul olduğumuzu unutmamamız gerekir. Makamımız, mevkimiz, şanımız, şöhretimiz, servetimiz, kabilemiz neyse kul olduğumuzu unutmayacağız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Bizim yaratılış amacımız budur. Rabbimizi tanımak ve onun istediği şekilde bir hayat yaşamaktır. Bu günlerde kulluğumuzu izhar etmenin günleridir aslında. İlan etmenin, küçük olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu, Allah'a secdelerimizle, rükûlerimizle Allah'a muhtaç olduğumuzu, Allah'ın da yüce olduğunu aslında ilan etme günleridir. O yüzden bizler kul olarak her zaman Allah'a muhtacız. Rahmetine, mağfiretine, affına, rızkına, her şeyine muhtacız. İşte biz burada kulluğumuzun bilincine varmamız gereken zaman dilimindeyiz aslında. Çünkü kulluk hayatın tümünü Allah'ın istediği şekilde yaşamaktır kulluk. Yaratanı bilmektir. Ruh alanı bilmektir. Huzuruna gideceğimiz o Zat-ı Zülcelal'ı tanımak ve onun huzuruna giderken de hazırlıklı gitmektir. Mesela ayet-i kerimede çok müthiş bir Cenab-ı Allah bir yol gösteriyor, bir seslenişi var ayrı. Kur'an-ı Kerim'in tümü güzeldir. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki tezevvedu diyor. Azık hazırlanan diyor. Yani bizim bayağı dediğimiz zahire işte yiyecek tarzında tezevvedu diyor. Azık hazırlanıyor. Fe inne hayre zade et takva diyor. Takva azığı hazırlanın diyor. Hazırlayın diyoruz. Takvayla donanın. Depolarınız takvayla dolsun. Ömrünüz, zamanınız takvayla dolsun. Gelişi güzel yaşamaktan kaçın. Takva kaynaklı bir hayat yaşayın diyor. Çünkü önümüzdeki çetin günleri, menzilleri aşabilmenin tek bir yolu var. Takva üzerine bina edilmiş olan bir hayat, Allah'a kullukla geçen bir hayattır. İşte Cenab-ı Allah işte azık hazırlamanın tam günleri. Hani insan bahar gelince hani seviniyor şu anda hamdolsun bu yıl insanlarımızın yüzü gülüyor, toprak gülüyor, gökler gülüyor. Allah rahmetiyle tecelli ediyor ya. Çünkü bahar yağmuru gördüğünde biz bereket anlıyoruz, Allah'ın rahmeti olarak anlıyoruz. İşte o baharı, manevi baharlarımız var bizim. O baharlarda iyi ekmek lazımdır, iyi tohumlar ekmek lazımdır. Çünkü yeşerecek. İşte Berat gecesi aslında ameller açısından bir bahardır Müslümanlar için, kullar için. Ve Cenab-ı Allah'tan bir davet var, kullarını çağırıyor. Biz birazdan inşallah oralara da geleceğiz. Yani biz sadece Berat gecesi mübarek bir gecedir. Evet. Yani biz bunu oturup muhabbetle değil aslında ibadet gecesi. Soracağım sorular arasında var aslında evet. Hocam. Yani maşallah bol bol soru hazırlamışız. İnşallah vaktimiz el verirse. Yani o kadar güzel konular var ki, o kadar güzel konuşulacak konular. Yani yeter mi yetmez mi? Yetmeyeceğini tahmin ediyorum ama özet olarak geçeriz inşallah o şekilde. Yalnız bu Berat gecesine geleceğiz. Gene geleceğiz de. Sanki biz bazı şeyleri unutuyoruz Seydan. Yani biraz önce dedik ya kulluk bilinci, kulluk bilincinin farkına varmak, yaşamak, yüreğe, kalbe, akla yerleştirmek. Hani dediniz ya innel insa vel cinne illa liyabdu ayetine binaen. Yani insanlar sanki hayata sırf yeme,
içme, yaşama, gitme, gelme, oturma, çalışma olarak görüyorlar. Yani o şekilde bir sınırlandırma getirmişler. Diğer kısmını sanki unutuyoruz hocam. Yani özellikle bunu açmamın, o kulluk bilincinden bahsetmenin bir nedeni de o. Yani birazcık daha biz bunu irdeleyecek olursak, yani büyük bir eksiklik var sanki yani içimizde, Müslümanlar arasında, halkımız arasında. Biraz kulluk bilincinden uzaklaşıyor muyuz ne acaba? Evet, tabii insan Kur'an'dan, ilahi vahiyden uzaklaştıkça kendini müstağni görmeye, sahipsiz görmeye, gelişi güzel yaşamaya alıştırır. İnsanoğlu taklit yapısıyla mahir bir yaratıktır, bir mahluktur. Cenab-ı Allah insana o kadar kabiliyetler vermiş ki bu kabiliyetler yerinde kullanılmadığı zaman maalesef sonu çok ziyan ve hüsran oluyor. Bir ayet-i kerime okuyalım. Buyurun. Sizin şu açtığınız konuyla ilgili olarak. Lütfen. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an'ı, kitabı bir yasa olarak, bir kanun olarak, bir hayat programı olarak indirmiştir. Bizim Kur'an kaynaklı yaşamak mecburiyetimiz vardır kul olarak. Çünkü bizi yaratan bizi kendimize tanıtıyor. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, kim tarafından gönderildiğimizi, hangi amaçla gönderildiğimizi, nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi ve kimin götürdüğünü tafsilatlı bir şekilde açıklıyor. Yani orada açık hiçbir şey bırakmıyor. Kesinlikle. Yani biz nereden gelmişiz? Geliş yerimizi, şu anda bulunduğumuz yerden ne amaçta olduğumuzu, yarın nereye gideceğimizi, kim tarafından gönderildiğimizi ve kimin tarafından götürüleceğimizi zaten Kur'an mübindir, açıklayandır. Dinde, imanda, kullukta gizli, saklı, üstü örtü hiçbir şey yoktur. Ama Cenab-ı Allah bütün bunları beyan ettikten sonra estaizu billah وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ diyor. Her kim diyor, benim zikrimden yüz çevirirse diyor, yani benim zikrimden, benim kulluğumdan, benim kanunlarımdan, yasalarımdan kim yüz çevirirse, diyaloglarını koparırsa, yani vahiysiz, ayetsiz bir hayatın insanı olursa, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ diyor. Onun için sıkıntılı bir hayat vardır diyor yeryüzünde. Parası olacak, arabası olacak, villası olacak, maaşı olacak, kasası olacak, masası olacak, rütbesi olacak ama huzuru olmayacak. Ki en önemli de odur. Yani huzuru insanın olmayacak. Huzurunun olmaması. Yani niçin bunu diyor Cenab-ı Allah? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى diyor. Dünyada bu. Yani iman aslında bir huzur kaynağıdır. Allah'a kulluk huzurun kaynağıdır. Kulluk gerçekten dünyanın bütün nimetlerinin insana vermediği lezzeti veren bir duygudur. Yani sahibine sığınmak, kendisinden daha büyük birine, daha güçlü birine, onun varlığını hissetmek, onun kulu olduğunun idrakına varmak hakikaten büyük bir güven veriyor insana, huzur veriyor. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Allah'ın zikrinden, Allah'ın kulluğundan, Allah'ın yasalarından ayrı düşmenin cezası olarak da kıyamet gününe ben onları kör haşrederim diyor. Görmeyecekler diyor. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا diyecek insan. Allah'ım sen bugün beni neden kör haşrediyorsun? Oysa ben daha önce görüyordum. Renkleri seçiyordum, etrafımı görüyordum. Ben bugün niye görmüyorum ya Rabbi? Benim görme duyularımı, o gözümün nurunu neden benden aldın, niye bugün göremiyorum diyor. Cenab-ı Allah kâle kezalik, işte böyle diyor. Bu ayetler bizim için aslında çok çok böyle ürkeceğimiz ve tedbire sevk edecek olan manzaraları zihinlerimize sunuyor. Kâle kezalik diyor, işte böyle diyor. قَدْ اَتَدْكَ اَيَاتِنَ فَنَسِيْتَهَا Sana ayetlerimiz geldi, tebyin edildi, beyan edildi, açıklandı ama sen onları unuttun, yokmuş gibi davrandın, onlarla olan rabıtanı kopardın, Kur'ansız, ayetsiz bir hayatı tercih ettin. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ diyor. Sen de bugün unutulanlar arasındasın diyor. Allah muhafaza. Şimdi biraz önce bahsettiniz ya, sanki unutuyoruz. Evet. Unutulmanın bir bedeli vardır. Mesela bugün halkımızın çok mübarek değerleri vardır.
halkımıza kıymet veren, değer veren, hem dünyada hem de ahirette gerçekten şerefin ve izzetin kaynağı diyeceğimiz değerlerimiz vardır. Mesela bizim üç aylarımız, namazımız, Kur'an'ımız, peygamberimiz, dinimiz bizim için paha biçilmez değerlerdir. Biz bu değerlerle kıymet buluyoruz aslında. En büyük kıymetimizi biz değerlerimizden alıyoruz. Onun için değerlerimizi birbirimize hatırlatmak zorundayız. Biz Berat Gecesi diyoruz. Evet, bizim bir değerimizdir. Bizim dinimizin kültüründen bize gelen bir mirastır aslında. Biz o mirası ayakta tutmazsak, onu birbirimize hatırlatmazsak biz yanlışlarımızı nasıl göreceğiz? Biraz önce okuduğum ayet-i kerimenin hemen öncesi var aslında. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana sadece ibadet etsinler diye yarattım ayetinden hemen önce وَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ diyor. Ey peygamberim diyor, hatırlat diyor, uyar diyor, ikaz et diyor. Hatırlatmak ve uyarmak mümin olanlara fayda verir diyor. Sübhanallah. Ve onlara neyi hatırlat? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor. Ben insanları ve cinleri ibadetin, kulluğun dışında herhangi bir gayeyle yaratmadığımı onlara hatırlat diyor. Umulur ki kalbinde iman olanlar bundan faydalanırlar diyor Cenab-ı Allah. Onun için bizler gerçekten kul olduğumuzu unutmayacağız. Fakir olduğumuzu unutmayacağız. Bugün dünyadayız, evet, ama kendimize hakim değiliz. Bugün evet, bize cüz'i bir irade vermiş Cenab-ı Allah, ama hür değiliz, özgür değiliz. Yani bizim, yarın bizim boynumuzdan tutup götürecek, bu menzilden uçuracak ve kimsenin de mani olamayacağı bir akıbetle yüz yüzeyiz. Ama bu günler, bu geceler tam da o çetin günlerden selametle, emniyetle bizi geçirecek yatırımlar yapma zamanıdır. O yüzden bu geceler çok önemlidir. İbadet, Allah'a rücu, Allah'a iltica, Allah'a secde ve kaybettiklerimizi telafi etme gecesidir. Kısacası diyebilirim böyle. Ne kadar güzel. Yani bir nevi Allah-u Teala bizi imtihana koyuyor, imtihana sokuyor ama cevabını da veriyor. Aha, bu size soracağım soru. Buna mukabil cevaplarınız da burada. Ona iyi çalışın, onu iyi öğrenin, onu iyi belleyin, onu iyi yaşayın. Tabii bununla birlikte iyi de yaşatın. Evet. Ve bu şekilde imtihanın sonucuna göre size bir puan vereceğim. Bir puanlamaya tabi tutacağım. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Yani bu kadar kopyaya binaen, Allah-u Teala'nın bu kadar yardımına binaen eğer biz kaybediyorsak der ki gerçekten biz zarar edenlerden oluruz. Değil mi hocam? Tabii ki. Yani bizim için çok kötü olur bu. Şimdi hani bilmediğimiz bir şey yok. Allah Celle Celaluhu dininizi kemale erdirdim diyor. Kendisini çok güzel bir şekilde bize tanıttırmış. Allah bilinmeyen birisi değildir Rabbimiz. Zaten üzerimizden yağan ayetleri, topraktan bitirdikleri, sağımızdan solumuzdan bize ikram ettikleri, zaten Rabbimiz kendi ayetleriyle, sanatlarıyla bize kendini tanıtıyor. Kaldı ki yolların en güzelini, en selametlisini bize göstermiş. Dediğiniz gibi kopya vermiş yani. Düşünün, bir imtihandasınız ama yani sorulacak soruların cevaplarını veriyor. Bize ahireti tanıttırıyor. Ahirette kazanmanın yollarını tanıttırıyor. Bize öğretiyor Rabbimiz aslında. Yani şu ayet çok çok güzeldir. Yani hakikaten her ayet güzeldir ama Rabbimiz bizi o kadar kendine celbedecek, o kadar güzel müjdeler veriyor ki Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا diyor. Biz kendi uğrumuzda cehd edenlerin ellerinden tutup onları doğru yollarımıza gösteririz. Doğru yollarımıza ulaştırırız diyor. Dikkat edin, bizim eğer niyetimiz Rabbimize kulluksa o kulluğu icra ederken yapacağımız yanlışlardan Rabbimiz artılarımızı silmiyor, doğrularımızı silmiyor. Yanlış doğruları götürmüyor burada. Diyor ki bizim uğrumuzda cehd edenler, gayret edenler, bize yönelenler, bizi sevenler, bize gelmeye çalışanlar, diyor, biz onların elinden tutarız. Elinden tutar ve hidayet yollarımıza ulaştırırız diyor. Bir gayret söz konusuysa, ufak bir gayret, yani bir cehd,
Yani böyle yatağımızdan kalkıp ya Rabbi dediğimizde Allah hemen o kulun ya Rabbi sesine cevap verecek kadar merhametlidir. Onun için bizler gerçekten hayatımızdan, nefeslerimizden, zamanımızdan çok iyi istifade etmeliyiz. İnsanların en çok yanıldığı, bizlerin yanıldığımız en büyük noktamız, biz zamanın kıymetini bilmiyoruz. Zamanın ne kadar değerli olduğunu, zamanın bir kılıç olduğu, kılıç gibi olduğunu, ya sen zamanı, o kılıcı alıp kendin kullanırsın, ya da zaman bir kılıç olup ensene inecektir. Bu kadar zaman kıymetlidir. Ve Allah-u Teala, yani hayatımızın tümünü biz zaman içinde yaşıyoruz. İnsanın hayat hikayesi zamandır aslında. Bütün salih ameller zaman içinde ceryan ediyor. Cennet bu zaman içerisinde kazanılıyor. Onun için bu zamanı kâra dönüştürmenin hesabını yapmamız gerekiyor. Onun için biz Berat gecesi, Kadir gecesi, Ramazan denilince bir seferberlik, Allah'a ciddi bir yöneliş. Çünkü Allah davet ediyor, kul da yöneliyor. İşte bu yönelişi inşallah kalıcı hale getirmek. Kalıcı hale getirmek. Yani biz bugün Berat'tır, yarın uyandığımızda dünkü gibi olmamalıyız. Dersimizi, azığımızı almış olarak uyanmalıyız. Yarın farklı bir Müslüman olmak zorundayız. Rabbini daha çok tanımış, secdelerle mutmain olmuş, Rabbini razı etmiş, yüzü gülmüş olarak sabahlamak zorundayız. Hele hele günümüz, yani biz çok farklı bir zamanda yaşıyoruz. Asrımız zor bir asırdır gerçekten. Eğer Allah'ın lütfu ve inayeti olmazsa, Allah'a tutunmazsak, imani açıdan ayakta kalmamız çok zordur. Değil mi hocam? O yüzden bu günlere çok muhtacız. Doğrudur hocam. Evet. Şimdi ben bir ara bir yerde okudum, karşılaştım. Gerçekten çok şaşırdım. Allah-u Teala'nın merhameti ile ilgili bir mısra, altını da çizmiştim. Orada diyor ki, yanlış değilsem hadis değildi herhalde. Öyle bir şey varsa lütfen hocam siz düzeltirsiniz. Allah-u Teala'nın kullarına olan şefkati, kullarına olan merhameti, bir annenin kendi bebeğine, kendi evladına olan merhametten 100 katlı, 1000 katlı daha fazladır. Yani düşünün, bir anne kendi bebeğine kıyamaz, kendi bebeği için üzülür, kendi bebeğini bağrına basar, kendi çocuğunu hiçbir şekilde aç bırakmaz, aç olduğunu hissettiği vakit herhangi yiyecek veremiyorsa hüngür hüngür ağlar, yani yüreği yanar o evladı için. Allah-u Teala'nın o kullarına olan merhameti ondan kat be kat daha fazla diye bir aklımda kalan bir ayet. Aynen, bu yaşanılmış. Peygamber aleyhisselam zamanında esirler arasında çocuğunu kaybetmiş olan bir anne çırpınıyor, sağa sola koşuyor. Peygamberimiz, siz şu kadını görüyor musunuz diyor. Çocuğunu kaybetmiş, çocuğunu nasıl böyle hararetle arıyor, evet. Ve çocuğuna kavuştuğunda ne kadar sevinecek değil mi? Sahabeler, evet ya Resulallah diyor. İşte diyor, Allah-u Teala kullarına kavuşacağı günü o kadar seviyor diyor. Subhanallah, ne kadar güzel. Yani Allah-u Teala, hani Rabbimize hamdolsun ki biz iman sahibiyiz. Hamdolsun kitabımız var, dinimiz var, peygamberimiz var. Biz gözü kapalı yaşamıyoruz. Elimizden tutan, doğruları öğreten, tertemiz bir inancımız, bir kültürümüz var bizim. Bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam müsaadeniz varsa bir küçük aramız var. Biz araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim. İnşallah. Evet kıymetli izleyenler, devam edeceğiz küçük bir aradan sonra. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات
الأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Allah razı olsun inşallah. Hafız Bedirhan Akgül hocamdan teşekkür ediyoruz. Yüreğimize dokundun. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah diyoruz. Evet kıymetli izleyenler, bugün Şaban'ın 15. gecesi Beraat Kandili inşallah ihya ediyoruz, konuşuyoruz, inceliyoruz, irdeliyoruz. Ve yanımızda tekrar hatırlatalım, çok kıymetli konuğum İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Ali Altun hocamla birlikte o güzel sohbetiyle devam ediyoruz inşallah. Şimdi ilk bölümde Berat Kandili'ni biraz konuştuk. Önemli konuştuk ayetlerle, hadislerle. Şimdi Berat Kandili'nde ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl ibadet etmemiz gerekiyor? Yani kısacası nasıl ihya etmemiz gerekiyor diyelim ve sözü hocama bırakalım. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Hazreti Ali'nin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki amellerin en hayırlısı Allah'ın kabul ettiği ameldir diyor. Ayların en hayırlısı içinde insanın tövbe ettiği aydır. Ve günlerin en hayırlısı bir insanın imanla Allah'a göçtüğü gündür diyor. Şimdi günümüz yani gecemiz mübarek olduğundan kuşkumuz yok. Önemli olan bizim bu hayırdan, bu bereketten ne kadar istifade ettiğimizdir. Yani bu gecenin hayrından ne kadar kaptığımız çok önemli. Heybemize neler koyduğumuz çok önemli. Yani gece yine mübarektir, kaynaktır. İçen içmeyen, o kaynaktan içmeyen onun için bir kıymeti yok. Önemli olan o kaynaktan kana kana içmektir. Şimdi Cenab-ı Allah Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimede Estaizu billah şöyle buyuruyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ diyor. Koşun diyor Cenab-ı Allah. وَسَارِعُوا süratlice koşun diyor. Durmayın diyor. Ne bekliyorsunuz? Durmadan bir bütün olarak koşun. Nereye koşalım? اِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden olan bir bağışlanmaya ve bir merhamete koşun diyor. Öyle bir Allah'a koşun ki yani sizi affeden, affetmeyi taahhüt eden Rabbinize yönelmek için ne duruyorsunuz? O cennetin erduha semavatu vel ard uiddet lil muttakin. Bir de o cennetlere koşun ki o cennetler ki genişliği yer ile gök arası kadardır. Allah muttaki olanlar için hazırlamıştır diyor. Aslında burada bir motivasyon var, bir teşvik var. Yani bir seferberlik ilanı var. Yani siz dünyaya çakılıp kalmayın. Allah sizin için o kadar güzel şeyler hazırlamış ki, o kadar büyük vaatlerde bulunmuş ki, onları kapma yarışına girin. Yeryüzündeki bütün koşuşturmalarınız, yarışlarınız, müsabakalarınız, yorgunluklarınızın hepsi Allah'ın af ve mağfiretini kazanmak ve o cennetlere ulaşmak olsun diyor Cenab-ı Allah. Şimdi buradan başlamak lazım. Açık bir şey var, yani bir emir var, koşun diyor. İşte biz bu günü, bu geceyi kendimiz için kurtuluş gecesi, özgürlük gecesi, beraat gecesi, temizlenme ve manevi kirlerden arınma gecesi olarak bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için de elbette amel lazımdır. Yani bu düşüncelerimizi, hedeflerimizi somutlaştıracak eylemlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bir fırsattır. Belki bir daha Berat gecesini görmeyebiliriz. Bizim bir dakika sonrası için bir teminatımız yok. Bizler fani varlıklarız. Fişimizi ne zaman çekileceğini bilmiyoruz. Onun için önümüzdeki imkanlardan iyice faydalanmamız gerekiyor. Bu gecemiz son gecemizdir diye kabul etmemiz lazımdır. Son gecemizdir, son beraatımızdır. Bugün aldık almadıysak bir başka gecede almayabiliriz düşüncesiyle hareket etmemiz lazım. Şimdi Cenab-ı Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ Diyor, kullarım Allah'a tövbe edip istiğfarda bulunmayacaklar mı? Yani Allah-u Teala kullarının el açmasını bekliyor. Kendisine yönelmelerini bekliyor. Tövbe etmelerini bekliyor. Bir de biz geldik Rabbim hata ettik bizi affet demelerini bekliyor. Yani insanlar gelip Allah'tan istiğfarda bulunmayacaklar mı diyor. Vallahu gafurur rahim. Oysa Allah gafurdur ve rahimdir. Burada tövbe etmeye bir teşvik var, bir davet var, bir çağrı var. Açık bir şekilde. Şimdi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَلَهُ
bir tövbe, günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor. Yani bu bir teminattır aslında. Yani biz bir yıl boyunca, ömrümüz boyunca yaptığımız günahların yükünden, ağırlığından, ikabından kurtulmak için bir tövbe şart, yeterdir. Geldim ya Rabbi demek kafidir Allah için. Allah zaten kapılarını açmış, kullarının o kapıdan içeri girmelerini, kapıyı çalmalarını, ben geldim Rabbim diyebilmelerini bekliyor. Bizim bu gecede yapacağımız en iyi başlangıç noktası bir tövbeyle Allah'a dönmektir. Günahlarımızı itiraf edeceğiz. Allah'ım biz kirlettik, sen temizle ya Rabbim diyeceğiz. Allah'ım ben sana döndüm, sana geldik ya Rabbi, sana iltica ediyoruz, sana sığınıyoruz, sen merhametlilerin en merhametlisisin deyip tövbeyle işe başlamamız gerekiyor. Bir de o tövbenin bir özelliği olması lazım herhalde değil mi? Bir daha günaha sapmama kaydıyla, aynen, yönelmeme kaydıyla. Şimdi Cenab-ı Allah ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا diyor. Ey iman edenler, cemi vardır orada, bir bütün Müslümanlara hitap vardır. Dönüşü olmayan nasuh bir tövbe ile Allah'a dönün diyor, tövbe edin diyor. Yani yapmamak, bir daha yapmamak, bir daha o günah ortamlarına girmemek, bir daha Allah'ın bize verdiği, bize lütfettiği o bedeni günahlarla kirletmeme üzerine dönüşü olmayan son derece samimi ve halisana bir tövbeyle tövbe edin diyor Cenab-ı Allah. Tövbeten nasuhen diyor. Bir kere biz bu eylemi bu gecede gerçekleştirmemiz lazımdır. Hakikaten tövbe etmemiz gerekiyor. Tövbeyle Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Peygamberimizin biraz önce okuduğum ayet-i kerime de zaten bu ayetleri teyit edici ayette hadisler aynı gerçeği bize sunuyorlar. اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا زَنْبَلَ. Günahların yükünden kurtulmak isteyenler, yani yıprattıklarını, kirlettiklerini telafi etmeye çalışanlar, Rabbine dönmek isteyenler, affedilmek isteyenler, cennete girmek isteyenler için Allah-u Teala tövbeyi bizim için elzem kılıyor. Şimdi Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ diyor. Dur, onlar bilmiyorlar mı ki Allah kullarından tövbeyi kabul eder diyor. Yani kullarının Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini bilmesini istiyor Cenab-ı Allah. اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ السَّدَقَاتِ. Bir de sadakaları alıyor diyor Cenab-ı Allah. Tövbeyle sadakayı bir ayetin içinde zikrediyor Cenab-ı Allah. Çok ilginçtir. Yani ilginç dediğimiz harika bir, aslında bir manzara var burada. Allah-u Teala'nın insanlardan sadakayı bizzati kendisinin aldığını. Hatta Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sadaka verdiğiniz eli, o eli öpün alnınıza koyun diyor. Sebebini de bu ayeti getiriyor. Diyor ki Allah-u Teala sadakaları aldığını söylüyor. Allah sadakaları insanın elinden alınca insanların eli manevi olan Allah'ın eline değmiş oluyor. O eli alın, öpün, alnınıza koyun diyor. Subhanallah, gerçekten yani dediniz ya ilginç, gerçekten ilginç bir şey. Yani demek ki sadaka, yani küçük büyük demeden sadakanın verilmesi demek Allah-u Teala'nın onu kabul etmesi, Allah-u Teala'nın elinin o ele yapışması, o ele değmesi demek. Yani muhteşem bir durum bu. Yani Allah-u Teala kabul ediyor demiyor. Tövbe, yani sadakaları kabul ediyor demiyor. Allah sadakaları alıyor diyor. Direkt alıyor. Direkt alıyor. Hazreti Ali Efendimizin tespiti son derece yerinde, son derece güzel ve gerçekten bu gecede tövbeyle birlikte sadakalara, Allah yolunda sarf etmeye, sadaka vermeye, infak vermeye, yani bu İslami hizmet bir kurum olabilir, bir fakir, bir muhtaç olabilir, bir yetim olabilir. Allah'ın bize verdiği maldan infak etme şuurunu da bu gecede elde etmemiz gerekiyor. Ve enne Allahu huve tevvabur rahim. Allah tövbeleri çokça kabul edendir diyor Cenab-ı Allah. Aslında her şey bir tövbeyle başlıyor. Bir istiğfarla başlıyor. İstiğfar ve tövbe bir dönüşüm
kitaptır, yeni bir sayfadır, yeni bir dönemin adıdır. Onun için biz bu gecenin özellikle tövbelerle Allah'a yönelmeye çalışacağız. Hakikaten içten samimi, tamamen böyle bir pişmanlık, nedamet içerisinde bizi bekleyen, bizi çağıran, bizi davet eden Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Şimdi Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede, Nisa suresi 146. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İllellezine tabu, ancak o tövbe edenler ve aslahu, kendi hallerini değiştirenler, tövbeden sonra hallerini, ahvallerini, yaşayışını, anlayışını, uygulamalarını Allah'ın razı olduğu bir kalıba, bir anlayışa sokanlar, وَاَعْتَسِمُ بِاللّٰهِ, Allah'a sımsıkı sarılanlar, Allah'a yakın duranlar, وَاَخْلَسُ دِينَهُمْ لِلّٰهِ, ve dinlerini halis olarak Allah için kılanlar. Din dediğimiz yoldur. Aslında yürümemiz, yürüdüğümüz yol bizim dinimizdir. İşte yolu, yürüdüğümüz yolu Allah'a has kılarak kılanlar diyor. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ diyor. Onlar müminlerle beraber olanlardır. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا diyor. Allah ileride müminlere bu yaptıklarının bir karşılığı olarak çok büyük bir ücret verecek diyor. Karşılığı azimdi, yani ancak Allah'ın bilebileceği bir mükafattan bahsediyor Cenab-ı Allah. Birincisi, biz çokça tövbe edeceğiz. Geldik diyeceğiz, ya Rabbim kabul et ya Rabbi diyeceğiz. El açıp, gönül açıp Rabbimizle o diyalogu, o manevi diyalogu, o hazzı bize tattıracak o atmosferi oluşturmaya çalışacağız. Yani bir nevi bizim kapımız olacak o tövbe. Kapıyı açacağız. Allah-u Teala'ya giden kapıyı, yaklaşan kapıyı açacağız. Açtıktan sonra evet, devam edeceğiz. Şimdi Cenab-ı Allah Tövbe suresi 112. ayet-i kerimede birçok vasfı yan yana dizerek müminlere has olan, müminlerin yapması gereken bazı hususiyetleri, bazı özellikleri anlatıyor. Nedir onlar? Ettaibune diyor. O tövbe edenler. El abidune, ibadet edenler. El hamidune, Allah'a hamd edenler. Es saihune, Allah için seyahat edenler. Tebliğciler, irşatçılar, Allah için adım atmak, Allah için yürümek, Allah için birilerine gitmek, Allah'ı anlatmak için. Er-raki'ûne, sacidûne, rükû edenler ve secde edenler. El-âmirûne bil-ma'rûfi ve nâhûne anil-münker. İyili emredip kötülüklerden nehyedenler. Ve-l-hâfizûne li-hudûdillâh. Bir de Allah'ın sınırlarını, hudutlarını muhafaza edenler var ya diyor. Ve-beşşiril müminin diyor. Ey peygamberim, müminleri müjdele diyor. Şimdi biz bu gecede tövbe eden olacağız. Allah'a hamd eden olacağız. Allah'a secde eden olacağız. Rükû eden olacağız. Birbirimize hakkı, iyiliği emredip kötülükten nehyedeceğiz. Allah'ın bizim için çizdiği hudutlara hem saygılı hem de riayet ederek muhafaza etmeye çalışacağımız bir gecedir aslında. O zaman ve beşşiril müminin, işte belki imanlarından, zamanlarından, kulluklarından en iyi istifade edip Allah'ın razı olduğu kullardan olabiliriz. Bu gece aslında tövbe ve istiğfar gecesidir bir açıdan. Arınma, manevi bir temizlik sürecinden geçme evresidir. En güzel belki gecedir. Onun için tövbeden sonra elleri ve gönülleri Rabbimize açmaktır. Dua. Dua. Çünkü sevgili peygamberimize Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Estaizu billah, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ diyor. Eğer kullarım, ey Muhammed, senden beni sorarlarsa, hani Rabbimiz nerededir? Ne yapıyor? Benim nerede olduğumu, yani beni tanımak istiyorlarsa, o soruyla seni muhatap kılarlarsa, فَاِنِّي قَر۪يبٌ, ben çok yakınım, ucibu davete da'i iza da'ani diyor. Ben bana dua ettiğinde icabet ederim diyor. Bana dua edenlerin duasına karşılık veriyorum diyor Allah. Fe inni karibun diyor. Ben çok yakınım diyor onlara.
Hani ayet-i kerime Allah şah damarımızdan daha yakındır insana. O zaman biz Allah'ı aramak için yollara koyulmamız gerekmiyor. Durduğumuz yerde, oturduğumuz yerde, nefes alıp verdiğimiz yerde Allah'ım dediğimizde Allah bizi duyuyor. Bu çok güzel bir ayet-i kerimedir aslında. Ve izâ se'eleke ibâdi annî, ey peygamberim eğer kullarım senden beni sorarlarsa fe inni karibun, ben çok yakınım, ben uzak değilim. Kullarımla beraberim, hazır ve nazırım. Habirim, ben duyuyorum, basirim, ben görüyorum, semi'im, ben işitiyorum. Fel yestecibu li, o zaman ayet devam ediyor ki onlar da bana icabet etsinler. Çok güzel gerçekten. Diyor, ben onlar beni çağırınca icabet ediyorum. Ben dualarına cevap veriyorum. Fel yestecibu li, onlar da benim davetime icabet etsinler. Daveti nedir Rabbimizin? Duaya, tövbeye, ibadete, infaka, sadakaya, kulluğa davet ediyor. Biraz önce Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimede وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bu bir emirdir. Emirle başlıyor ayet-i kerime. Durmayın diyor. Koşun diyor. Allah'ın rahmetine ve mağfiretine, Allah'ın cennetine yarışırcasına, müsabaka edercesine, hayırda yarışın ve o cennetleri kazanma konusunda harekete geçin. O çağrısına وَلْيَسْتَجِبُ لِي, bana icabet etsinler. İşte bu gece icabet gecesidir. Allah'ın bizi davet ettiği, bizi çağırdığı şeylere, o manevi değerlere icabet etme gecesidir. وَلْيُؤْمِنُ بِي, bir de bana iman etsinler. Beni tanısınlar. Ben onların Rabbiyim. O şuurla bana yönelsinler. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, umulur ki o zaman doğruyu bulurlar diyor. Bir kere biz asla, hani duanın da bir adabı var aslında. Bir gün birisi diyor ki bizim dualarımız kabul olunmuyor diye soruyor. Özellikle ben bu konuyu soracağım. Şimdi halkımızın içinde de şöyle bir algı var. Zor duruma düşüyor, sıkıntılı bir duruma düşüyor madden veya manen. Elini açıyor, Allah'ım beni kurtar diyor. Öyle bir düşünce, öyle bir durum içine giriyor ki sanki Allah hemen böyle gökten zembil gibi onu o sıkıntıdan kurtaracak diye bir durum var. Bu sefer kurtarmayınca ve o sıkıntı belirli bir süre devam edince demek ki Allah duaları kabul etmiyor mu, evet, diye sorular insanın aklına, daha doğrusu böyle imanen biraz gevşek olan insanın aklına gelebiliyor. Bu konuda hocam, şimdi İbrahim bin Ethemez soruyorlar. Allah kendisine razı olsun. Basralılar soruyorlar. Basra halkı. Diyor ki biz çok dua ediyoruz ama dualarımız kabul olunmuyor. Neden diyor. Şimdi 10 maddelik duaların kabul edilmeme sebeplerini sıralıyor İbrahim bin Ethem. Tabii de o da var. Sebepler tabii, de var. Birincisi diyor ki Allah'ı bilirsiniz ama itaat etmezsiniz diyor. Allah var. Yağdıran, güneşi doğduran, hayat veren, nimet veren, her şey O'nundur. Ama itaat etmiyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ama amel etmezsiniz diyor. Kur'an'ı çok okuyoruz değil mi? Evet. Kur'an baş tacıdır. Bizim hayat rehberimizdir. Evlerin en güzel köşelerinde asılıdır. Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Onu kabul ediyoruz. Mucize olduğunu, doğru olduğunu, içerisinde hiçbir yanlışlığın olmadığını kabul ediyoruz. Ama amel etmiyorsunuz diyor. Üçüncüsü, şeytanı düşman bilirsiniz diyor. Ama arkasından gidersiniz diyor. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır. Şeytanı düşman olarak bilmenize rağmen onun arkasından gidiyorsunuz diyor. Sonra diyor, cenneti isterseniz, cennete iştiyakınız çok ama oraya gitmek için amel etmiyorsunuz diyor. Allah bize bedavadan versin. Yani biz yorulmadan, dünyada bizim olsun, ahiretteki cennette bizim olsun anlayışıyla hareket ediyorsun. Sonra beşincisi diyor, cehennemi bilirsiniz, onun azabını, hararetini, ateşini ama oraya gitmemek için çalışmazsınız diyor. Altıncısı, başkalarının ayıbıyla uğraşır
ama kendi ayıplarınızı unutursunuz diyor. Haramı bilirsiniz ama haramdan hiç çekinmezsiniz diyor. Ölümü hak bilirsiniz ama ölüme hazırlanmazsınız diyor. Allah'ın nimetlerini yersiniz ama şükretmezsiniz diyor. Ve sonuç olarak da diyor ki siz ölüleri mezara koyarsınız ama ders almazsınız diyor. Evvela bir Müslüman dualarının kabul olunması için Allah benim dualarımı kabul edecek yakiniyette, anlayışta olmalıdır. Allah'a inanacak. Ya ben ediyorum ama Allah kabul etmez anlayışı doğru değildir. %100 Rabbim duama icabet edecek. Ve dua ederken de maruf denilen şeyleri isteyecek. Allah'tan salih evlat isteyecek, helal rızık isteyecek, yani iman isteyecek, cenneti isteyecek, selameti isteyecek, kardeşliği isteyecek, akrabası için, ölüleri için dua edecek. Mubah denilen şeylerin dua ettiğinde Allah mutlaka dualara icabet edecektir. Şimdi bizlerin de hani iman bizde bir eylem gerçekleştirmesi lazımdır. İman dediğimiz şey aslında bir, yani bir dönüşüm, bir eylemdir. İman demek Allah'ın razı olduğu bir hayatın insanı olmak demektir. Evvela biz de dualarımızın kabul olunmasını ki istiyoruz. Çok da duaya ihtiyacımız var. Hele hele şu anda biz İslam ümmeti durmadan çalışıp dua etmeliyiz. İslam ümmetinin hali içler acısı. Müslümanlar esaret altında, Müslümanlar aç, Müslümanlar çobansız sürüler gibi yeryüzüne yayılmış, kanları akıtılıyor. Bir yurtları yok, bir rehberleri yok. Yani o kadar perişandırlar ki bizi bir durumdan Allah'ın dışında kurtaracak hiç kimse yoktur. Şu anda tek bir umudumuz kalmış. Rabbimizdir. O zaman biz bu geceyi hep birlikte, bütün Müslümanlar, İslam ümmetinin selameti, geleceği, neslin ıslahı, izzet ve şerefi için Allah bizim dualarımızı kabul edecek niyetiyle kesinlikle çok çok dua etmeliyiz. Hatta dua öyle bir ilaçtır ki, öyle bir silahtır ki eğer işten yapıldığında %100 tesirini insan görebiliyor. Mutlaka. Bunu bizzat kendim şahit oldum hocam. Özellikle zor zamanlarda, zor anların yaşandığı bir dönem içerisinde kendim tecrübe olarak yaşadığım bir süreçten bahsediyorum. Subhanallah, yani insanın o zor zamanlarında yakaracağı bir Rabbi var. O Rabbimize biz yakardığımız vakit, istediğimiz vakit ama gönülden, böyle içten, yürekten istediğimiz vakit, belki o anda değil ama belirli bir süre sonra böyle yakinen o isteğimizin Rabbimiz tarafından gerçekleştirdiğine bizzat şahit olduk. Ve o kadar ki sevindik ki, yani bu hatta defalarca karşılaştığım bir durum, defalarca gördüğüm, defalarca yaşadığım bir durum. Orada kani oldum. Yani iman ettim artık. Dua yürekten dillere aktığı vakit Allah-u Teala o duayı mutlaka kabul ediyor. Mutlaka Allah-u evet. Teala o dileği kabul ediyor. Ben bir ayrıntıdan bahsedeyim. Bizim bir doktor kardeşimiz vardı. Kendisi söz ediyordu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Diyor ses telleri beyinden iki şekilde geliyor. Birincisi sağ taraftan aşağı inip bu omuzlardan boğaza gider, ses tellerine sinir. İkincisi ise sol taraftan kalbe gider, kalbin üstünden bir şekilde sese gider. İşte biz o kalpten gelen yakarışlarla biz Allah'a yalvarırsak, o ses tellerini biz bir şekilde harekete geçirebilirsek, yürekten biz o duamızı gerçekleştirirsek Allah-u Teala iman ediyorum ki o duayı kabul edecektir. Aynen. Sevgili Peygamberimizin bu konuyla alakalı çok müthiş bir hadisi var. Diyor ki kul elini açıp üç kere Rabbi, kutsi hadistir bu. Üç kere Rabbi, Rabbi, Rabbi diye seslendiğinde Allah-u Teala diyor ki ben bu kulumun nidasına cevap vermemekten haya ederim diyor. Yeter ki kul Rabbim desin, Rabbi desin, çağırsın. Allah o kadar merhametlidir ki merhametin sınır yoktur. Gazabımla merhametim müsabaka ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Benim merhametim gazabımı geçti. Ama bir şartla yönelmek lazım.
hatırlamak lazım. Yani bu belki yani işin bütün şeylerimizden bizi kurtaracak olan bir yöneliş olur. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Kâle Rabbukum" diyor. Sizin Rabbiniz buyuruyor ki diyor, "Ud'u estecib lekum." Dua edin, size icabet edeyim diyor. O zaman bizler hele hele böyle manevi değeri büyük, gerçekten müjdelenmiş, mükerrem kılınmış, mübarek kılınmış bir gecede el açmak, halimizi, ahvalimizi, sıkıntılarımızı, taleplerimizi, her şeyin anahtarını elinde tutan, elinde bulunduran Rabbimize yönelmek bize de çok zahmetli gelmemelidir. Allah-u Teala buyuruyor, Rabbiniz buyuruyor ki dua edin, ben size icabet edeyim diyor. Başka bir ayet-i kerimede, قُلْ مَا يَعْبَوْا اَكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ diyor. Sizin duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu diyor. Yani o zaman biz duayla, duayı bir vesile, duayı bir araç, duayı bir sığınma olarak kabul edip Rabbimize bu geceyi özellikle Müslümanların tümünü içine alacak bir duada, bir niyazda, bir ilticada, bir recada bulunmamız lazımdır. Bundan çok istifade etme gerekiyor. Biz gerçekten Allah'a çok muhtacız. Allah-u Teala da zaten zaman zaman hani biz çaresiz düşüyoruz. Hemen ilk aklımıza gelen Rabbimizdir. Çünkü onun dışında kim derdimize derman olabiliyor? Allah'la diyalog, rabıta çok önemlidir hocam. Allah'la insan arasındaki rabıta çok çok mühimdir. İnsanı güçlü kılan mütevekkil olmasıdır. Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a dayanması, Allah'ı bilmesi, Allah'ı görüyormuşçasına yaşaması. Bu kişiye güç veriyor, kuvvet veriyor. Bütün korkularını, endişelerini bertaraf edecek güçlü bir dayanaktır. Bu geceler, bu zamanlar, bu vakitler hakikaten bunun için en müsait olan zamanlardır. Dolayısıyla dua etmeliyiz. Secdelerle, rükularla, dualarla Rabbimize yakın olmanın, biraz daha yakın olmanın mücadelesini, gayretini ortaya koymamız lazımdır. Ne kadar güzel. Yani Allah'a yaklaşmamız, Allah'a daha çok bağlanmamız için birincisi dedik tevbe, ikincisi de dua. Bu ikisi olmazsa olmazlarımızdandır. Evet. Özellikle gerçi her gece için geçerli ama özellikle bu tür geceler için yıllık muhasebemizin, yıllık bilançomuzun, insani ve İslami olarak yıllık bilançomuzu çıkarmak için bunları yapmamız lazım. Hocam gerçi vaktimiz kalmadı, arkadaşlar uyarıyorlar. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bununla birlikte birkaç dakika daha var. Başka ne yapmamız lazım bu geceye has olarak? Evet. Şimdi cümleyle bunu bir sevgili peygamberimizin hocam, şu hadisinden rivayet edilen şu hadisiyle hareket etmemiz lazım. Çünkü program çizilmiş aslında. Yani o gecenin o gece güneş doğuncaya kadar uyanık olmak. Çünkü Cenab-ı Allah yeryüzü semasına zatıyla tecelli ettiğini ve kullarını tövbeye, kulların ihtiyaçlarını gidermeye, şifa vermeye onları davet ettiğini, yani siz isteyin ben vereyim dercesine bizler bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, çok Kur'an okumak, çokça vaktimizi secdeye, çünkü secde makamların en büyüğüdür. İnsanın Rabbine en yakın olduğu andır. Zamanımızın bir kısmını da duaya, dünyadaki Müslümanların içinde bulundukları ahvalin değişmesi için bol bol duaya, Allah'a, Allah'tan istiğfarda bulunmaya, tövbeye, çok çok rağbet etmeye, tövbeyle sabahlamaya ve gerçekten bu günü, bu geceyi yeni bir dönemin başlangıcı kılmaya, tertemiz bir sayfa açmaya çalışmaktır. Özellikle hani akrabalarımız var, komşularımız var, biz sahi bencil davranmayalım, davranmamamız gerekir. Güzellikleri etrafımızla paylaşmak zorundayız. Biz çevremizdeki insanlarla da bu konuda diyalog halinde olmalıyız. Onları da bu hayra ortak kılmaya, haberdar etmeye
gayret etmeliyiz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Gerçi sizden de bir dua alacağız inşallah. Yakalamışken sizi göndermeyeceğiz. Evet kıymetli izleyenler, Şaban ayının 15. gecesi Beraat Kandili inşallah. Sabahlara kadar Rabbimizle baş başa kalacağız. Sabahlara kadar elimizi açıp Rabbimizden isteyeceğiz, dileneceğiz inşallah. Şimdiden Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Hocama da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli izleyenler. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın, hep mutlu kalın. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu teslimen ala seyyidina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım, seni anmak, sana yakın durmak ve senin rızana ermek için bu mübarek Berat gecesinde rahmetini, aff ve mağfiretini umarak ellerimizi açmış bulunuyoruz. Ey mazlumların sığınağı, halimizin neresinden başlayacağımızı bilmiyoruz. Biz biliyoruz, huzuruna çıkacak yüzümüz yok ama senden başka ne çalacak kapımız ne de sığınacak dergahımız var. Allah'ım, uzadıkça uzayan gafletimiz, tefrikalarla bozulan kardeşliğimiz, kalbimize hançer gibi saplanan cehaletimiz, fani dünyalıklara olan bağlılığımız, vurdum duymazlığımız, rahata olan düşkünlüğümüz ve bitmeyen sürgünlerimiz. Dünyanın dört bir yanında sana inanan kulların, zalim ve haydutların zulümleri altında inlemekteler. İslam toprakları dullar kampına, yetimler yurduna dönüştü. Her gün annelerin elinden tutarak anne babam nerede diyen yetimlerin ağlamalarıyla uyanıyoruz. Parçalanmış bedenlerin başında gözyaşı döken, feryat eden, yüreği yanık, dağlanmış annelerin sesiyle ilkiliyoruz. Filistin'de, Arakan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da oluk oluk Müslüman kanı akmakta. Dicle, Fırat ve Nil nehirleri alkanlara bulandı. Mescitlerimiz müminlerin kanıyla boyandı. Hürmetlerimiz çiğnendi. Tek suçları sana inanan olan kulların toplu katliamlardan geçirildi. Allah'ım, yakılan, yıkılan, talan olan coğrafyamızın halini sen görüyorsun. Çiğnenen namusları, geçilen hırzları sen biliyorsun ya Rabbi. Ey mazlumların, mahrumların ve mustazafların Rabbi olan Allah'ım, bizler davetine icabet ettik, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere uyduk, sana dayandık, sana güvendik, ellerimizi ve gönüllerimizi sana açtık, bizi sahipsiz bırakma. Ya Rabbi, senden başka yardımcısı ve sığınağı olmayan, senden başka umudu kalmayan, senin kapından başka gidecek kapısı olmayan şu kullarını rahmetinden mahrum bırakma. Allah'ım, bizleri doğru yolu bulduktan sonra dalalete dönen ve sapanlardan eyleme. Allah'ım, bizleri tembel, yerinde sayan, söz götürüp getiren, arayı bozan kimselerden eyleme. İlahi ya Rabbi, İslam ümmetinin parçalanmışlığını, zayıf düşmüşlüğünü ve çaresizliğini sana şikayet ediyoruz. Müslümanlara bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı nasip et. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizim senden başka kimimiz, kimsemiz yoktur. Senin kapından başka çalacak kapımız yoktur. İlahi, İslam düşmanlarını kahhar isminle kahret. Onlardan züntikam isminle intikamımızı al. Hile ve tuzaklarını başlarına geçir. Müslümanları yardımınla, nüsretinle destekle. İslam ümmetini vahdete kavuştur. Aralarına kardeşlik, ülfet, muhabbet ve vahdet koy. Allah'ım,
sana açılan eller hürmetine, sana yönelen gönüller hürmetine, sana bağlanan umutlar hürmetine, İslam coğrafyasında katledilen bebekler, sıra sıra dizilen şehitler, dökülen mazlumların kanları hürmetine, feryat eden yüreği yanık anneler hürmetine, beli bükülmüş yaşlılar hürmetine, her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine, bu mübarek berat gecesi hürmetine, ümmeti Muhammed'e yardım et, zalimleri rezil ve zelil et, kullarını yolundan alıkoyanları, ifsad edicileri kahret, onlara fırsat verme. Allah'ım, getirilen salavatlar, yapılan dualar, zikirler ve okunan hatimler hürmetine, mallarımıza bereket, kalplerimize iman koy, işimizi kolaylaştır, sıkıntılarımızı gider, hastalarımıza şifa, borçlularımıza genişlik ver. İlahi, ellerimizi boş çevirme, dualarımızı kabul et, bizi affet, bizi bağışla, bizi yalnız bırakma, sıkıntılarımızı gider, ihtiyaçlarımızı yerine getir, umutlarımızı boşa çıkarma, bizi kendi katından rahmet ve bereket kapılarını aç, bize hakkı hak olarak göster ve bizi hakka tabi olanlardan eyle, bize batılı da batıl olarak göster ve bizi batıldan kaçanlardan eyle, bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Dualarımızı kabul et. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha ve salavat.